Kuzey ne tarafta? RGG, bu sabah yine bütün okul ormana gittik. Bugün size yön bulma yollarını anlatacağım çocuklar. Ve ardından birlikte bir oyun oynayacağız. Nasıl bir oyun oynayacağız öğretmenim? Sabırlı ol Ayaz. Önce yönümüzü nasıl bulabileceğimizi anlatayım. Çocuklar, 4 tane ana yönümüz vardır. Mustafa, söyle bakalım neymiş bu 4 ana yönün adı? Kuzey var öğretmenim. Güney var, doğu var, batı var. Aferin Mustafa. Peki neresi, hangi yön, nasıl biliyor insan öğretmenim? Bu 4 yönü bulmak için çeşitli yöntemler bulmuş insanlar Ayaz'cığım. Bunlardan biri güneşle yön bulma yöntemidir. Yere dik duracak şekilde bir çubuk dikeriz. Çubuğun gölgesinin düştüğü yer kuzeyi gösterir. Ayrıca Mustafa'nın da az önce dediği gibi güneşin doğudan doğup batıdan battığını bilmek de bizim doğu ve batı yönlerini bulmamızı sağlar. Peki başka yöntem de var mı öğretmenim? Karınca yuvalarına bakarak da yönümüzü bulabiliriz. Karınca yuvalarının dışarı açılan ağız kısımları her zaman güneye bakar. Ya! Yön bulma yöntemlerini saymaya devam edelim mi? Evet! Yosunlu ağaçlara ya da taşlara bakarak da yönümüzü bulabiliriz. Bakın bu ağacın gövdesine. Bu kısmı yosunlaşmış ama buraları tertemiz. Yosunlar bize her zaman kuzeyi gösterir. Yani bu yosunlu taraf kuzey demektir. Vay! Bu çok güzel. Çok etkileyici. Doğa ipuçlarıyla dolu yani. Evet, aynen öyle Mustafa. Peki öğretmenim, hava karanlıkken nasıl yönümüzü bulabiliriz? Harika bir soru bu Özgür. Olur da akşam yönümüzü bulmamız gerekirse, burada güneşten, karıncalardan ya da yosunlardan yardım alamayız elbette. Ama o zaman da kutup yıldızına bakabiliriz. Kutup yıldızı da kuzeydedir. Bir de ayı yuvaları var. Onlar da hep kuzeye dönüktür. Ayı mı? Nasıl yani? Ama bu kullanmayı tercih edeceğimiz bir yön bulma yöntemi olmaz sanırım. Şimdi gelelim sonuncu yön bulma yöntemine. Çok eskiden beri yön bulmakta insanların kullandığı bir alet var çocuklar. Adı pusula ve pusula da işte bu alettir. Pusula eskiden özellikle denizcilerin kullandığı yön bulmada çok işe yarayan bir alettir. Pusuladaki şu renkli yelkovana benzeyen çubuk her zaman kuzeyi gösterir. Diğer çubukta tam tersi, güneyi. Yalnızca denizciler mi kullanıyormuş öğretmenim? Hayır Ayaz'cığım, yalnızca denizciler kullanmıyormuş. Örneğin biz de şimdi oyunumuzda yön bulmak için pusulayı kullanacağız. Oyunu anlatıyorum. Sizden 3-4 kişilik ekipler oluşturmanızı istiyorum. Her ekibin bir pusulası olacak. Oyun çok basit. Pusulayla kuzeye gideceksiniz. Etrafta benim astığım tabelaları bulacaksınız ve sırtınızı tabelaya verip pusulayla kuzeye gitmeye devam edeceksiniz. 4. tabeladan sonra kuzeye gitmeye devam ettiğinizde karşınıza bitiş çizgisi çıkacak. Ben sizi orada bekliyor olacağım. Her gelen de ödül olarak benden kocaman bir alkış alacak. Alkışa bayılırım. Ama öğretmenim, ya pusula bozulursa ne yapacağız? Bozulmaz Ayaz. Ama pusulanızın yakınına mıknatıs koymayın. Çünkü mıknatıs pusulayı bozabilir. Mıknatısımız olmadığına göre sorun yok. Sizin yok ama bizim var. Çocuklar, bana pusulaları dağıtmada yardımcı olmak isteyen var mı? Ben olurum öğretmenim. Ya niye hep millete pusula dağıtıyorsun Cemal abi? Bu mıknatıs Ayasların pusulasına sihir gücüyle mi yapıştıracağız Ali? Siz bekleyin burada. Vallahi en güzelini seçtim senin için Ayas. Hepsi aynı değil mi ki? Olur mu Ayas? Bunun işçiliği daha iyi. Teşekkür ederim Cemal abi. Bakalım ibresi bozuk pusula sizi nereye götürecek? Şimdi herkes elindeki pusulaya bakıp pusulanın gösterdiği kuzey yönüne doğru gitmeye başlasın. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Ana yanlış yere gidiyorlar oğlum. Uyarsak mı? Hey arkadaşlar! Kardeş! Bir bakın ya! Gittiler bile duymazlar şimdi. Şu pusulaya bakıp yanlış tarafa gitmeyi nasıl beceriyorlar anlamadım. İşte kuzey görünüyor burada. Görünüyor görünüyor da ben de şunu anlamadım. Bu tabela nerede? Herhalde daha ileride. Bir saat sonra.
iki saat sonra. Çok zaman sonra. Ha? Galiba bu tarafa demek istiyor. Oğlum bu tarafı gösteriyor pusula. Ya bu tarafı gösteriyor. Doğru düzgün bak şu pusulaya. Düzgün baktım zaten. Kuzey bu taraf. Yeter. Ha? Bu pusula bozuk. Biliyor musun Enes? Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Bozuk bu pusula ya. Tabii ya. İki saattir ne diyorum ben? Bozuk. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle başladığımız yere geri döneceğiz. Ama nasıl? Ne yapacağız o çubuğu teyzeoğlu? Bayram Ali öğretmeni dinleseydin, çubukla yön bulunabileceğini de bilirdin. Hadi ya. O kısmı kaçırmışım işte. Bak onu ben de kaçırmışım. Nasıl olacak o iş? Şimdi bu çubuğu böyle yere döküyoruz. Çubuğun gölgesine bakıyoruz. Bakalım bu tarafta gölgesi. Demek ki kuzey bu taraf. O zaman kuzeye gidiyoruz. Şu çubuğu alayım mı? Belki bu işimize yarar. Bırak Mustafa ya. Ne işimize yarayacak? Belki yarar. Nerede bu tabela? Acaba yine mi yanlış yöne geldik? He? Ha? Vaf. He? Ayaz, Özgür tabela burada oğlum. Ben demiştim bu çubuk işimize yarar diye. Bu tabelayı bulduk da kuzey hangi taraf, onu nasıl bulacağız? Bilmiyorum vallahi. Ben tabelayı buldum, onu da siz bulun. Buraya güneş gelmiyor, çubuk işe yaramaz. Allah diyorum, ne yapacağız peki? Karınca yuvası. Aa, vallahi da karınca yuvası. Bak işte giriş çıkış kapısı. Bu kapı güneye dönük olurmuş. Bu taraf güney demek. Demek biz bu tarafa gidince kuzeye gitmiş olacağız. Gidelim hadi. Teşekkür ederiz karıncalar. Herkes burada mı çocuklar? Herkes burada değil sanki. Ayaz, Özgür, Mustafa. Yok. Allah Allah, nerede kaldılar? Kim bilir nerede kaldılar. Bozuk pusulayla dört dönüyorlardır şimdi. Hava kararacak birazdan. Onları bulmamız lazım. Özgür, Ayaz. İkinci tabelayı da bulduk. Bulduk da ne oldu? Kuzeyin etrafta, onu nasıl bulacağız? Karınca yosu falan yok buralarda. Güneş de gelmiyor. Çubuk da işe yaramaz. Üf ya. Neden bizim pusulamız bozuldu ki? He? Ne biçim kaygan bir ağaçsın sen ya? O ne ya? Özgür, Ayaz, Bayram Ali öğretmen mıknatısın pusulayı bozacağını söylemişti değil mi? Öyle demişti Mustafa abi. Ne oldu ki? Bizim pusulanın arkasında mıknatıs yapışmış da. Demek ondan bozulmuş. He? Kendi kendine nasıl yapışır ki mıknatıs pusulanın arkasına? Kendi kendine yapışmaz zaten teyzeoğlu. Ama biri yapıştırabilir. Cemal! Elime yosunlar yapışmış. Ha, yosun mu? Doğru ya. Ağaçların ve taşların yosunlu tarafları kuzeye bakar. Bu ağaçtaki yosunlar bize kuzeyi gösterebilir. He, yosunlar işe yaradı ha? Yürü. Merak etmeyin. Kesin ormanda ilgilerini çeken bir şeyler görüp zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardır. Abi, iş iyice ciddiye binmeye başladı. Sorma Nejat, sorma. Basit bir şaka yapmak istemiştik biz. Nereye kayboldu bu çocuklar? Şimdi bize kuzeyi gösterecek bir şeye ihtiyacımız var. Kuzeyi gösterecek bir şey. Neredesin? Yıldızlar bile çıkmaya başladı. Akşam oldu ya. Tabii ya. Kutup yıldızı kuzeyi gösterir demişti. Oğlum hangisi kutup yıldızı, nasıl bileceğiz? İşte şu en parlak olan ve etrafında küçük ayı takım yıldızları olan var ya. Hani? İşte orada bakın, çok parlak olan. Aha, gördün mü valla? Yaşasın. Ayaz, Özgür, Mustafa. Neredesiniz çocuklar? O ayı iğne mi? Galiba ayı iğne Ayaz. Ayı iğnelerinin girişi her zaman hangi yöne döndük olurdu peki? Kuzeye Ayaz. Kaçın! Ayaz, Özgür, Mustafa. Öğretmenim. Çocuklar.
Sana soracağız Cemal Efendi. Biraz endişelendim başta aslında ama ormanda yönünü bulmanın ne kadar kolay olduğunu da öğrendik böylece. Ah, iyi geceler. Bugünkü günlüğünüz kaydedildi. Yepyeni bölümlerini ilk sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk senin haberin olsun. İlk sen izle.